Merhaba arkadaşlar, ben Fikret. Bugün size Vox adında açık kaynak kodlu bir program göstermeye çalışacağım. Hemen indirme linkimize girelim. GitHub linkini ben açıklamaya vereceğim. Download kısmına geliyoruz. Download kısmından Vox Full Installer diyor. Hemen oradan indirelim. Kurulum'a tıkladık. Kurulum işlemini başlatması için install diyorum, kabul ediyorum. Kurulum başladı. Ücretsiz bir program zaten arkadaşlar. Kurulum işlemimiz bitti. Buradan kapatabiliriz artık. Gördüğünüz gibi şöyle bir çubuk geldi arkadaşlar. Bu çubukla istediğiniz bir şey aramak isterseniz, mesela G'ye bastığımda Google üstünden bir tarama yapabiliyor. Tarkan yazdım. Google'da Tarkan arıyor. Peki bunun kısa yolları ne? Normalde alt space olarak kayıtlı. Bence uygundur alt space. Buradan istersek dillerini değiştirebiliriz. Türkçe var. Türkçe diline geçebiliriz. Burada otomatik güncelleştirmeler, işte işinize yarayacak veya yaramayacak. Şu anda ben hiçbir işlem yapmayacağım size göstermek için. Burada eklentileri var. Neler yapabilir? İşte programları açabiliyor, hesap makinesini çalıştırabiliyor. Tekrar Alt Space'e bastığımda, mesela hesap makinesini kullanalım. 9 eksi 3 yazdığımda, bakın hesap makinesinde hemen sonuç çıkıyor. Mesela çarpı işlemine bastığımda bu şekilde direkt işlemleri yapabiliyor. Peki başka neler var? Yer işaretlerini tarayabiliyormuş. Ben bunları kullanmadan, ben genelde YouTube üstünde arama yapmak için kullanıyorum ama bu şekilde YouTube üstünde arama yapamıyor. Peki nasıl burada YouTube üstünde arama yapacak? Burada daha fazla eklenti bul kısmına tıkladığımızda bizi eklentilerin olduğu yükleyebileceğimiz bir kısmı atıyor. Buradan tıkladığımızda bakın burada yazıyor zaten. VPN install YouTube query diye arama çubuğuna bunu yazarsanız beni yükleyebilirsiniz diyor. Hemen buraya geldim. Yapıştırdım bunu buraya. Bakın burada en üstte zaten çıktı. Buradan yükle diyorum. Yükleme işlemini bitirdim diyor. Yeniden başlatacağım diyor. Bekliyoruz yeniden başlatmasını. Tekrar arama çubuğumuz geldi. Bakın burada zaten gösteriyor. YT şeklinde yazabilirsiniz diyor. Kısa aramaları. Mesela hemen YT yazıp tekrar Tarkan yazalım. Bakın Tarkan'ın şarkıları burada çıktı. Buradan hemen herhangi bir şarkısına tıkladığımızda bizi direkt YouTube'daki videosuna çekiyor. Peki başka neler yapabiliriz? Bu arama çubuğuna, Vox'a neler yapabiliriz? Hemen şuradan tekrar arama çubuğunu açalım. Şuradan silelim tekrar hemen. Burada ayarlar kısmımıza geliyoruz. Eklentilere isterseniz eklentilerin olduğu kısımdan buradan istediğiniz eklentiyi kurabilirsiniz. Bakın Google Translate'i de yapabiliyormuş. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Ama ben Translate'le şu anda bir ilgim yok. Bakın Steam'de sanırım oyun, evet oyun tarıyormuş Steam'de, hava durumunu getirebiliyormuş. Spotify'da müzik açabiliyormuş. Sanırım saat alarm kurabiliyor. Evet, saat alarm kurabiliyor. Hemen ekledi zaten. Başka ne yapabiliriz? Bu eklentiler dışında tabii bu sizin yaratıcılığınıza göre değişiyor. QR kod falan tarattırabiliyormuşuz. Wikipedia'da arama yaptırabiliyormuşuz. Mesela bu güzel bir özellik. Wikipedia üstünden direkt tarama yaptırabiliyormuşuz. Tabii burada göstermiyor şu anda. Ben videoyu uzatmamak adına hemen devam ediyorum. Burada tema yükleyebiliyoruz. Bakın eklentiler sayfasından hemen buraya geldiğimizde burada tema yükleyebiliyoruz. Buradan temanın renklerini kendimize göre değiştirebiliyoruz. Ne yapmak istersek istediğimiz bir tema tarzı bir şey ayarlayabiliyoruz. Sonra buradan download kısmına geldiğimizde indirebiliyoruz.
Peki biz bunu nasıl kuracağız? Hemen arkadaşlar bunu nasıl kuracağımıza bakalım. Burayla işimiz kalmadı. İndirdik zaten. Dosyamız burada. Oluşturduğumuz tema. Bakın buraya tekrar yeniden gelelim. Kısa yol tuşumuza basıyoruz. Alt space tuşuna. Buradan ayarlar diyoruz. Siz buradan kısa yollarınızı değiştirebilirsiniz. Ben alt space daha uygun geldiği için alt space'te bırakıyorum. Burada kendi üstünde olan temalar var. Ama ben yeni bir tema yüklemek istiyorum derseniz buradan eklentilerin olduğu kısma gelip buradan yukarı deyip bakın ayarlar sayfasına geldi. Bir daha print diyoruz. Buradan tema kısmına geliyoruz. Tema kısmına bunu kopyalıyoruz arkadaşlar. Temamız yüklenmiş oldu. Ya da mesela bizim burada şeylerimiz var. Eklentilerimiz var. Burada YouTube eklentisi yüklemiştik. Bakalım nerede acaba? Hemen şuradan gelelim. Bakın YouTube eklentisi klasöre götür diyorum. Buymuş. Bakın bunu ben buradan silersem arkadaşlar eklentimiz silinmiş oluyor. Ama eklentiyi silebilmemiz için buradan kapatmamız gerekiyor. Kapattık. YouTube eklentisini şu anda sildim ben. Tekrar uygulamamızı başlatırsak. Şimdi biz yeni bir tema yüklemiştik ve YouTube özelliğimizi silmiştik. Hemen YT yazalım. Bakın artık YouTube özelliğimiz yok. Silindi. Buradan ayarlar kısmına gelelim. Eklentilere bakın. Bakın YouTube özelliğimiz yok. Ve tema yüklemiştik. Yeni bir tema oluşturmuştuk. Temamız gelmiş oldu. Bunu bu şekilde seçebilirsek artık çubuğumuz böyle gelecek. Kısa yol tuşlarımızı buradan direkt girip ayarlayabiliyoruz. Mesela bunu silelim buradan. Back tuşuna basınca tarama çıkacakmış burada. Mesela ben Alt Shift tuşuna bastığımda artık direkt aktif oluyor bu arada. Ekstradan eklemek isterseniz bir daha ekleyebiliyorsunuz. Bu kısmı kullanmadım ama burada uzaktaki klasörlerinize erişmeye yetki veriyorsunuz. Güncelleştirmeleri kontrol edebiliyoruz. Zaten şu anda son versiyondayız. Uygulamamız bu kadar arkadaşlar. Gayet kullanışlı bir uygulama. Mesela ben bir uygulama açmak istiyorum. Bende Nox Player yüklü. Hemen buradan Nox Player'e tıkladığım anda direkt açabiliyorum. Veya bir klasörün kısa yolunu ezbere biliyorsam şu anda bilmediğim için şuraya kısa yolunu direkt yazıp buraya başlar dediğimde direkt buradaki klasörümü açabiliyorum gibi özellikleri var. Gayet kullanışlı eklentiler yükleyerek daha da kullanışlı hale getirebilirsiniz. Videomuz burada bitti. Beni beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.